Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir ürünün kutu açılışını ve incelemesini yapacağız birlikte. Bildiğiniz üzere Elgato markası biz yayıncıların inanılmaz aşık olduğu mükemmel bir marka. Fakat ülkemiz şartlarından dolayı hepimiz istediğimiz gibi laps diye satın alamıyoruz. Ben de bununla birlikte ne yapıyorum? Tabii ki de oturuyorum 1 ay, 2 ay, 3 ay yemek paramdan, kıyafet paramdan arttırıp para biriktirip kendime bir ürün alıyorum. Ve bu ürünlerden bir diğeri de şimdi sizlerle birlikte kutusunu açacağımız ve inceleyeceğimiz Elgato Mount L ürünü. Bu nedir? Şimdi ben mesela yayınlarımı DSLR kamerayla yapıyorum ve DSLR kamerayı masamda 3 ayak dediğimiz tripodla kullanıyorum. Ve bu 3 ayak tripod masamda çok fazla yer kaplıyor. Ben de bu yeri daha düzgün kullanabilmek için masamda bir 3 ayak tripodun olmasını istemiyorum. Bu nedenle masaya sabitlenebilir bir arm satın almak istedim. Ve baktığımda en kaliteli ve en çok işime yarayacak ürünün Elgato Mount L olduğuna karar verdim. Şimdi sizlerle birlikte bu ürünün kutu açılışını yapacağız. Sonrasında masaya nasıl monte ediliyor, neler oluyor, neler bitiyor birlikte göreceğiz. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca kutu açılışına geçeceğim. Kutu açılışına geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Aynı zamanda açıklamalar kısmına bir link bırakıyorum. Artık Twitch haricinde de YouTube'da da canlı yayın yapmaya başladım. Ve bu canlı yayınlarım için de yeni bir kanal açtım. Bu kanalın linkini de aşağıda sizlere bırakıyorum. Canlı yayınlarımda da sizleri görmekten mutluluk duyarım. Hadi şimdi kutu açılışına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi birlikte kutu açılışına geçiyoruz. Hemen bu alt tarafında gördüğümüz gibi 500 tane sticker yapıştırmışlar. Hemen bunları bıçak yardımıyla kesiyoruz. Şimdi kutumuzu birlikte açıyoruz ve bizi ne karşılıyor birlikte görelim. Şöyle açtığımızda gördüğünüz gibi multi mount'umuz bizi bütün bir şekilde karşılıyor. Aynı zamanda burada bir tane kullanım kılavuzumuz var. Bu kullanım kılavuzunu muhtemelen hiçbirimiz hiçbir zaman asla ve asla okumayı tercih etmeyeceğiz. O yüzden ben bunu atıyorum. Burada minik bir bölüm var. Bu bölüm nedir? Evet, anlamadım hiçbir şey. Ama bunlar için kullanım kılavuzuna bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bakalım neymiş? Yazıyor mu burada bir şey? Çok güzel. Hiçbir şey yazmıyor. Mükemmel. Gerçekten şahane. Muhtemelen kablo yuvası gibi bir şey olabilir. Bu demire sabitleyip sonrasında da içerisinden kablo geçirdiğimiz bir şey olabilme ihtimali çok yüksek diye düşünüyorum. Ben bunu yine tekrar buraya yerine bırakıyorum. Kaybolmasın. Şöyle asıl ana ürünümüzü çıkartalım. Kolimizi kenara alalım. Gördüğünüz gibi burada bizim kameramızı bağlayabileceğimiz bir ball head var. Ama ball head sağ ve sola hareket ediyor. Şöyle göstereyim size de. Öne arkaya hareket etmiyor çok fazla. Çok minik bir payı var. Böyle arkasından da sıkıştırdığımızda sabitleyebiliyoruz. Yani kameramızı zaten burada gördüğünüz pin ile kameramızı bağlantı kuracağız. Sonrasında gördüğünüz gibi altta bir kıskacı mevcut. Bu kıskaçla da bu sopamızı masamızın kenarına monte edeceğiz. Şimdi zaten birlikte ben size bu beyaz masada bir monteleme işlemi yapacağım. Siz de göreceksiniz. Ve sonrasında da burada gördüğünüz boğumlar diyeyim. Boğumlarla da şöyle gevşettiğinizde boyunu bayağı bir uzatabiliyorsunuz bu arada. Şöyle gördüğünüz gibi yani 1 metreden fazla oluyor neredeyse diye düşünüyorum. Şöyle ürünü ben size yakından göstereyim. Burada gördüğünüz, demin de bahsettiğim gibi, burada bir masa kıskacımız mevcut. Sonrasında şöyle geldiğimizde burada 2 adet uzatma boğumu mevcut. Bu 2 boğumdan da multi mount'umuzu uzatıp kısaltabiliyoruz. Aynı zamanda da burada demin de gösterdiğim gibi bir adet ball head'i var. Ball head'i de buradaki vida yardımıyla gevşetip sıkabiliyoruz istediğimiz konumda. Şimdi birlikte bunu masaya monte edelim. Bakalım nasıl oluyormuş, birlikte görelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi master mount'umuzu masamızın genişliğinde açmamız gerekiyor. Şu şekilde ben açıyorum. Açtıktan sonra kıskacımızı
masaya geçirip aşağı taraftan sıkmaya başlıyorum. Ve tam olarak sıktığımda gördüğünüz gibi gerçekten çok sağlam bir şekilde tutuyor. Sonrasında da bunun üstüne ne istiyorsak, işte ışığımızı mı takmak istiyoruz, yoksa kameramızı mı bağlamak istiyoruz, neyimizi bağlamak istiyorsak üzerine bağlayabiliyoruz. Şimdi biraz daha geniş açıdan size tam özelliklerini göstermek istiyorum. Hadi şimdi geçelim diğer açımıza. Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi master mount'umuzu çok rahat bir şekilde masamıza monte ettik. Şimdi masamıza monte ettikten sonra neler yapabiliyoruz? Gördüğünüz gibi burada boğumları var. Bu boğumu açıyoruz. Bu boğumu açtıktan sonra birinci boğum olarak tekrar bunu yükseltebiliyoruz istediğimiz açıda. Ve aynı şekilde sıkarak sabitleyebiliyoruz. Ve aynı şekilde yukarıdaki boğumu da açıyoruz. Ve yukarıdaki boğumu da açtığımızda gördüğünüz gibi onu da ayrı olarak yükseltebiliyoruz. Yani nereden baksanız, hatta tam bir bilgi vermek istiyorum bu konuda. Hemen ben kutusunu açıyorum. Uzunluğuyla alakalı bir bilgi var mı? Evet, minimum 55 santim, maksimum 125 santime kadar uzayıp kısalabiliyor bu ayağımız. Ve bu da gayet yeterli, yani bir kamera için inanılmaz derecede yeterli bir ölçü olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi ben bunu kendi masama monte edeceğim ve sonrasında kendi masama bu kamerayı taktıktan sonra nasıl olduğunu göstereceğim. Ama onu telefonumun kamerasıyla çekeceğim. Birazcık kötü görüntü olabilir, kusura bakmayın lütfen. Hadi şimdi geçelim, bir de masamda görelim nasıl olacak. Arkadaşlar, burada biraz sesim kötü gelebilir, kusura bakmayınız, mikrofonumu tekrar kurmak istemedim. Şimdi öncelikle şunu göstereyim. Öncesinde gördüğünüz gibi Stream Deck'imin arka tarafında benim 3 ayak tripodum duruyordu ve mouse'umun kablosu da bu 3 ayak tripodun arasından devam ediyor. Bu da beni oyun oynarken vesaire çok rahatsız ediyor. Kablo takılıyor, kablo gitmiyor vesaire gibi durumlar oluyor. Aslında asıl amacım buydu. Yani bu elimin ön tarafında bulunan kalabalığı azaltmak. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Tripodumu bu şekilde duvarın arka tarafına yerleştiriyordum. Ve ayakları da şu şekilde bayağı mousepad'imin yanına kadar geliyordu neredeyse. Şimdi birlikte Elgato Master Mount'u monte edeceğiz ve ondan sonraki işlemleri birlikte göreceğiz. Rack it up, I got a bill of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound. Şimdi kameramı monte edeceğim. Bunun için burada gördüğünüz ball head'i çıkartacağım. Yandaki kolu gevşettiğinizde, şöyle biraz daha gevşeteyim. Tek elle kamera tutup bunu tutacağım. Gördüğünüz gibi ball head'imiz çıktı. Şimdi ben bu ball head'i bu kameramın altına monte edeceğim ve sonrasında buraya yerleştireceğim. Vallahi arkadaşlar, telefondan ilk defa video çekiyorum neredeyse. O yüzden bir hata varsa kusura bakmayın. Şimdi gördüğünüz gibi ben ball head'imi çıkarttım şu şekilde. Şimdi kameramın alt tarafına ball head'i takıyorum ve taktım. Sonrasında kameramı alıyorum ve burada shock mount'taki ball head kısmına takıp sıkıyorum. Ve gördüğünüz gibi master mount'umuza kameramız yerleşmiş oldu. Buradaki ball head'den sağ, sol, aşağı, yukarı istediğiniz gibi ayarlayabiliyor olacaksınız. Evet arkadaşlar, çok güzel bir şekilde Elgato mount'umuzun kutu açılışını yaptık ve kurulumunu da gerçekleştirdik. Şu an bu kameram Elgato mount'umun üzerine monte edilmiş durumda ve gerçekten masamda da oldukça yer açmış olduğu mouse'umu artık daha rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Yani biraz daha ergonomik ve amaca hizmet eden bir ürün olduğu için eğer bütçeniz varsa kesinlikle tercih edebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Rack it up, I got a bit of the bank to make